Hey sizi çılgın şapşik şeyler. Ben Kero Şero ve e, selam sizler girişini yavaş yavaş yine öldürmeye başlıyorum. Çünkü zaten hani güreş oyunları oynadığım için YouTube kanalımı fark eden arkadaşlar falan böyle bana bir farklı bir şekilde bakıyor. Bir de selam sizler girişine duydukları anda. Ya kısaca söylemek gerekirse kanalımı öğrenen arkadaşlarım arkadaşım olmuyor. Ondan sonra. Yok abi o da değil de yeni bir şey bulmayı ben şu açıdan istiyorum. Bu... Liseliler olayı Liseliler kelimesi. Daha. Pardon özür dilerim birisi Hunharca mesaj atıyordu bana. Ama neyse. Yani 500 yıldır kullanıyordum o liseli olayını falan filan. Artık böyle sıkmaya başladı. Cringy. Gelmeye başladı. Ayrıca biliyorsunuz son zamanlarda bir şey attım. Hani SVR 2006 videosu attım. şu yoğunumda değildi. O da nedenlerinden bir tanesi abi. Değiştirmek istiyorum lanet olsun. Bunu da söyledikten sonra. Yaptığıma baya pişman olacağım bir videoyla karşınızdayım Bugün WWF No Mercy Showdown 64'a oynuyorum Sağ altta da görev olabilirsiniz Şimdi WWF No Mercy'nin ne olduğunu açıklamakla başlayayım önce Yolumuza çıkmışken Bir dakika buraya bir geri girelim WWF No Mercy bir WWE oyunuydu Daha doğrusu WWF oyunuydu çıktığı zamanlarda 1998'de çıkmış olabilir Evet o kadar eski bir oyun Neyse, şimdiye kadar yani gördüğüm herkes, takip ettiğim bütün youtuber, güreş youtuberları, yabancı olanlar, Türkler'den de adam akıllı güreş youtuberları en son birkaç senedir çıkıyor. Özellikle güreş oyunları oynayanlardan bahsedecek olursak, adam akıllı kelimesinin e, lafının daha doğrusu altını çizmek isterim. Neyse, No Mercy çok muhteşem bir oyun diyorlardı. Daha önce indirip oynamıştım. E, tam oynayamamıştım aslında, kontrollerine alışamamıştım falan. E, pek anlayamamıştım da birkaç gün önce bu modla beraber indirdim ve katılıyorum abi o insanlara. Şimdi e, oyunun kendisine geleceğim. Maça başlayınca gelirim. Bu mod ne yapıyor biliyor musunuz? Hulk Hogan'dan, Hulk Hogan'dan tutun Kenny Omega'ya kadar e, bir sürü adam var bu modda. Yani All Stars gibi. WWE All Stars var diye geçmişten ve gelecekten çılgın süperstarlar. Bu da öyle bir şey. Öncelikle bütün arenaları göstereyim oyundaki. Gördüğünüz gibi eski Rav arenası var. ECW Hardcore Championship bilmem nesi. WWF in your house. WCW, Invasion, Hell in Cell, TNA'in eski arenası. Ha, i̇lk TNA'in daha ilk zamanları. WrestleMania 10, Triple uh, A, bilmediğim bir şey gerçekten. NXT var görüyorsunuz. OCW mıydı bu? OV... Abi NXT'den önceki NXT bu OVW. Uh, WrestleMania 6, Royal Rumble, WWE Live bile var. ROH'in eski arenası, e, uh, TNA'in yeni arenası, Impact Wrestling artık. SmackDown'un eski arenası. ROH için yeni arenası. Raven yeni arenası. Bir tane daha vardı. Böyle section. Yanlış bilmiyorsam. Ama kim bilir nerede ve kim bilir bulabilecek miyim? Entrance'lar kapalı kalsın abi istemiyorum. Ya da açılsın lan hiç kendim de görmedim. Yanlış hatırlamıyorsam bir tane daha vardı da. Ee, maalesef. Şöyle bir sorun var. Hadi NXT ile yapalım bu maçı. N64'un kontrolleri vasat bir şey, berbat bir şey gerçekten. Dolayısıyla oyundaki neredeyse her şeyi yapabilmem bir mucize. Neyse oyundaki her şeyi demişken bu moddaki bütün insanları göstereyim size. Evet Hulk Hogan, arkada müzik yok bu arada. Jimmy Hart, o yüzden böyle sessiz ses takılıyoruz. Brian Nobbs, bunu bilmiyorum. Nasty Boys almış. ve Jay Sax. bu da Nasty Boys Sonra Andre the Giant var. Well, var. Ondan sonra Earthquake abi İsta <laughs> İstanbul'da e İstanbul'a doğru yolculuğa çıkmış bir şey. Bir adam. Yokozuna var. Rest in peace. Randy Savage. Gerçi saçın gösterebilecek. Gösteremeyeceğim. Neyse devam edelim Kafasının üstü bomboş da. Neyse. Bam Bam Bigelow. Kamala. Bu neydi? Bob Backlund var. Evet. Uh, Roddy Ride, Roddy Piper, Rick Rude. Hızlıca gitmeye çalışayım çünkü çok insan var. Teddy BLC, Mr. Perfect, Ultimate Warrior, Big John Star, Doink, Dink, Doink'in küçük versiyonu. Uh, ondan sonra Ricky Steamboat, George Steele, uh, um, Junkyard Dog, Jim Duggan, Jimmy Snuka, Shr Sergeant Slaughter, Mr. T ve Mr. Perfect var sanırım Dino Bravo, uh, Jack Roberts, Tonky Honkman, Greg Valentine, King Kong Bundy, Fucking Bullshit var burada. Nikolay Volkov, Uh, zukabiliyat yani Irvin R. Sister <laughs> nasıl okunu hiç bilmiyorum Sister değildir Sayste Sayster olabilir The Dynamite Kid Dynamite Kid şimdi aklınıza bir soru olabilir daha önce uh, şey oynadıysanız No Mercy oynadıysanız abi bu adamların hareketli sesi aynı değil mi Hayır değil hepsinin farklı hareketli sesi var yani moda adam akıllı yüklediyseniz. Rick Flair var ama gördüğünüz gibi ya ben yanlış yükledim ya da modda henüz hazır değil adam bu durumda. Arn Anderson. Geri kalan herkes iyi ama. Tully Blanchard. Barry Windman. Ondan Sting. <laughs> Lex Luger. Booker T. Hiç benzemiyor. İlk defa görüyorum. Bu, bilmiyordum bile. Neyse. See you Ray. Tabii ki de Booker T'nin kardeşi. Dusty Rhodes baby. Magnum T.A. Highly Race, Eric Bichoff. ondan sonra Goldberg var, Sid Vicious, Psycho Sid, Mank, It's Raining Mank, Hallelujah, <laughs> The Barbarian var, oh, The Bad Guy, Scott, Scott Hall var, kötü adam, Kevin Nash, Scott Norton, abi bu New Japan'de değil miydi lan? Scott, hayır değildi pardon. Başka bir şey aklım gitti benim karesin. Neyse. DDP, Chris Canyon, Disco Inferno Bunları hep duymuşumdur ama pek bilmem. Alex Wright. Hawk. Animal. Scott Steiner. <laughs> yani. O Scott Steiner'ın o kadar fazla mimi var ki. Hangisinden başlasam bilmiyorum. Eddie Guerrero. <laughs> Chris Benoit. De uh, Dean Malenko. Pay Saturn. Y2J'in eski hali yeni halinin olduğunu sanmıyorum. William Regal. Billy Kidman. Jeff Hardy. Matt Hardy. Crash Holly. Hardcore Holly. Scott with Hugh Hardy, Grandmaster Saxey, Rikishi, Mike Tyson, Vince McMahon, Shane McMahon, Ken Shamrock, Big Boss Man. yani bütün foliler var. Billy Gunn, Road Dog, Bradshaw, Farouk, uh, Bret Hart, Owen Hart, The British Bulldog, Jim Neidhart. Ya, normalde yorum yapardım da adamlar için. O kadar çok var ki hızlıca gitmeye çalışıyorum. Evet, Drax, Stone Cold Steve Austin, Brown ve o şey, Brian Pillman, evet. Triple H, Shawn Michaels, hepsini göstersem mi diyorsun? Neyse, X-Pac, China, One Night in China, Undertaker'ın iki hali ve Kane var, maskeli hali var, normal Kane yok. Rob Van Dam, Sabu, uh, Sandman, Lance Storm, uh, Just Incredible, evet, gördüğünüz gibi... Uh, Uluslararası film yıldızı Rob Van Dam var burada. Raven, Tommy Dreamer, Steve Richards, The Blue Meaning, Sandman buradaymış, Shane Douglas, ee, okumayacağım bile ismini, Rhino, Jerry Lynn abi, Kenny Omega'nın babası Jerry Lynn, Yoshi, 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 Hi Yoshi Hiro, Yoshi Hiro Tajiri, vay anasın ilk ismi çok zormuş. O yüzden direkt Tajiri diyorlar da bile de tabi. Ee, Team 3D var ve yanlarında Buhba. <laughs> ha bu buh. Peki abi ilginç. Balls Mahoney. Ha duymuştum adamı. Taz. New Jack. Duymadığım insanlar var burada ya. bak mesela bu Too Cold Scorpio. Bunlar hep herhalde ECW'nin bayağı eski günlerinden. Burada da WWE'ye geçiyoruz işte. John Cena. Roman Baba. Ondan sonra The Usos. de zaten. CM Punk. Dean Ambrose. Antonio Cesaro. Tyson Kidd. Randy Orton. Seth Rollins. Batista. Blutista. The Miz. O da mavi bak. Edge, Christian Test, test, this is test, Albert, Brock Lesnar, Mark Henry, Ryback, right Rusev, D Bryan, Bray White Man, Dolph Ziegler, Damien Jobber, Goldust, Cody Rhodes and Cody Rhodes the Titus Brand, <laughs> Darren Young, uh, Curtis Axel, Curtis Axel, Adam o kadar özel ki is Architect yani burada. Evet, AJ Lee, Paige, Pornstar diğer bir adıyla yani. En sevilen Pornstar, Age, <laughs> Lita, tişörtü biraz ilginç abi. Yazıları hı, ilginç. Fena fikir değil. Ve tabii ki de Trish var burada. Trish Stratus. Ondan sonra New Japan'e geçiyoruz. Bu modun yapıldığı zamanlarda New Japan ama güncelleme alacak bu mod yani. Neyse AJ Styles Kenny Omega, Matt Do Jackson, Nick Jackson, Shinsuke Nakamura, Kevin Owens, Finu, Prinsu, Devito, neydi Pakko. <laughs> Ondan sonra uh, Elo, Generico, Enzo. Enzo Amore de New Japan'de tabii ki de hayır bunlar da bir geri bir dönüyor. NXT daha doğrusu geri kalanlar artık. Uh, Enzo, Big Ass, Hideo Itami. Ondan sonra Baron Corbin. The greatest tag team of all time. World greatest tag team ya da Paul London. Man with a plan. Casey Reeves. Chucky Kirk Kessner. Modu yapanlar olabilir bunlar. Gerçekten modu yapanlar olabilir. Hiç duymadım çünkü. It. <laughs> Bailey daha bir eşreye benziyor suratı. Neyse. Earl Hebner, Charles Robinson. Hakemler bile var abi. Ee, Mickey James, Velvet Sky. Bunlar TNA knockoutslar. Gail Kim, Awesome Khan. Super Dragon. Roderick Strong. Burada olduğunu bilmiyordum. Chris Hero. Joey Ryan. Christopher Daniels, Frankie Kazarian, Kurt Angle, Bobby Roode, James Storm, Eric Young, Samoa Joe, Abyss, Jeff Jarrett, Austin Aries, uh, Ethan Cartons III. Abi harbiden yeni öğrendiğim adamlar var. Bobby Lashley hani 500 tane maç yapmışımdır ve her maçta farklı biriyle oynamışımdır. Ama hala yeni göreceklerim var. O kadar fazla insan var yani. Mil Mascaras. Sibernetico bunlar herhalde şeyden. Aa, Lucha El Santo. E, Triple ya da Lucha Underground'dan. Rey Mysterio. Juventud Chavo Guerrero. Shavo Guerrero. Super Crazy. Blue Demon. Dos Caras. Perro. Yeter o Perro dememiz. Alberto El Perro. Ee, ondan sonra La Sombra var abi. Aa bu şey değil mi lan? Aa en ikolo el idolo neydi? Siyan almaz. Siyan almasa Almas aklıma gelmedi adam. D Venger JR. Ya, iki tane var herhalde adamdan bir dakika. Atlantis. <laughs> nasıl satayım nasıl isim? Abi. La Parka, Psychosis, Vampir. Ha bak bunlar e, şeyler işte. Lucha Legend'ları. Neyse. Prince Puma, Ricochet yani. Johnny Mundo. Bak Ricochet oyunda iki kere yapılmış. Ha ha ha. Big Rick. <laughs> Big Dick abi. Adamı hiç görmedim daha önce ama şimdiden hoşuma gitti. Min Muertes, Pentagon Junior, Drago, Phoenix, Son of Havoc. Ondan sonra da yine New Japan var ama çok eski New Japan bunlar. Ah sayamayacağım artık. Vader var burada. Yani söylenmeye akar adamları söyleyeceğim işte. Vader var, Great Muta, Kento Kobashi, <laughs> Giant Baba. Ee, bakalım bu adam da abi bildiğim kadarıyla eskiden bayan Nücüpen'i taşımış yani. Mitsuharu Misawa. Antonio Inoki. Yep. <laughs> bu adamı Abdullah adı doğru. Junshin Tider. Junshin Tider ne? Junshin Thunder Liger The Great Sasuke. Sasuke Special falan hep herhalde bu adamdan geliyor. Tiger Mask. Ve son olarak The Ultimo Dragon. Biri son olarak mı dedi? Tabii ki de espri yapıyordum abi. Bitmiyor, bitmiyor abi. Yani son söyle gidiyor böyle. Bakıyorum. Söylemem gereken adamlar var mı diye. Yani Austin. O. Oh. Devamı da var. Ne oluyor lan? Ha bug'a girmiş burası. Okey. Okey. Ve bununla birlikte. Huu. 11 dakika olmuş abi. Daha maç yapamadık adam listesini söylemekten. Evet. Yani merak etmeyin böyle ilk bakışta ben de korkmuştum. Ulan kesin sadece eskiler falan var diye. Ama hem eskilerden var hem yenilerden var. Hem yani her her bir altı var abi bu oyunda. Gerçekten var. Yapanlar çok iyi yapmış. Okey şöyle bir şey yapacağız. Bir maç yapıyorum. Oyunda expert'a kadar giden 5 tane zorluk derecesi var. Ben beginner'dan sonra easy'de oynuyorum yani. Ki easy bile kolay değil. Özellikle kontrolleri alışmamışsanız ağzınızı kırıyor yani adamlar. Bu arada ben kapamış olabilirim fark etmeden müziği ama müzik yok yani gördüğünüz gibi. <laughs> Ve Meter diye zaten oyunda vardı diye düşünüyorum. Cefar yoktu galiba ama Met vardı. Yo ikisi de vardır büyük ihtimalle. Ve evet doğru. 98 çünkü bu He Comes Pain'le gitti aklım. Oo Bicycle Kick'le başladık. Hani oyuna... Şimdi bakın. Yanlış atlamıyorsam dediğim gibi oyun 1998'de çıktı. Ve neredeyse bugünkü oyunlar kadar detaylı yani hatta daha çılgın detayları var bile diyebilirim. Bilmiyorum ya o kadar tam oynamadım şimdi tam oturmadı ama gerçekten 98'de çıkmış bir oyun için muhteşem detayları var hani. Biliyorsunuz SmackDown 1 midir, nedir artık o PlayStation oyunları çıktı ya PlayStation 1'e. SmackDown bilmem kaç falan. Bu oyun onları alıyor. Hani zıplatıyor. Çok güzel zıplatıyor yani. Gerçekten öyle yapıyor. Detay o kadar fazla ki bu oyunda çünkü ve bilmiyorsanız e, Bu oyunun hani devamı yapılacakmış Maalesef Ama canceled olmuş yani maalesef e, Bırakmak zorunda kalmışlar Tam çünkü N64'ün Zamanı biterken abi e, Bunun hadi devamını yapalım demişler Olmamış tabi Çünkü artık N64'ün olayı bitmiş hani Erası bitmiş Ama oyunda tonlarca hareket var zaten oyunun kendisinde tonlarca hareket var bu modla birlikte ee, yeni hareketler falan yapmışlar yani şunu diyebilirim ki oyundaki orijinal hareketler tabii ki de çok güzel yani e, olmuş gerçekten olmuş ama e, yapılan hareketler, modla gelen hareketler bazıları güzel, bazıları kötü yani hepsinin güzel olmasını beklemeyin yani böyle mes çoğu hatta çoğu şey çoğu en iyi şekilde diye yani evet şeydir abi orta derece diyebilirim çoğuna Hani bir iki tane güzel gördüm. Geri kalanı ya orta derece ya çok kötü hani Arası yok maalesef. Yapabilecek bir şey yok abi. Ama evet bu oyun yine yanlış biliyor olabilirim. Keşke baksaydım video başlamadan önce. Yıllar önce çıkmasına rağmen hala modluyorlar abi. Modlamaya devam ediyorlar. Bakarsanız, e, araştırırsanız internette bu tip modlar var. Hani daha şey modlar da var. Direkt hani abi ne yapacağım ben Hulk Hogan'ı? Ne yapacağım şunu bunu diyorsanız e, hiç sorun değil. O tip modlar da var hani. Bakın springboard yaptım. Yani abi Here Comes the falan hani 2003'teki bir oyunda bile adam akıllı springboard yapamıyordunuz hani ondan eminim. Sonraki Hatta şeyde bile 2006'da bile yapamıyordunuz lan. Ha? Hani herhalde 2010 2011'de falan adam akıllı olmaya başladı yani o springboard olayları. Bu oyun daha yıllar öncesinde yapmış o işi. Bak Outside dive de yapabiliyorsunuz rahat bir şekilde. Ama çalışmıyor. O konuda söyleyebilirim. Springboard falan daha güzel çalışıyor. Outside dive yüzde. Yüzde yetmiş çalışmıyor abi. Oo anasını satayım. Ne bir tekme. Gel lan buraya. Abi bu oyunda sevdiğim bir şey de var. Atıyorum sürtüsü düştü ya. Sürekli aynı şekilde satmıyor. Yani şimdiki oyunlarda olduğu gibi sürtüsüne düşmeyin. Bu yeni oyunda yani 2 yapmaları gereken bir şey abi. Adam sırrı sözü düştü de abi her hareketten sonra aynı şekilde mi düşer? Her hareketten sonra aynı pozisyonda mı kalır abi ya? Bu kadar üşengeçlik yapmayın yani. Bu arada oyunda submission var ama olmasa da olur hani. Hiç böyle butona basma sistemi yok. Tek yapmanız gereken şey butonlara abonmak submission'a gelince. E, iplere gidiyorsunuz. Drop break oluyor. Bu. Hani olay bu. Reversal'lar biraz ilginç. R1 ile Vuruşları yani benim tuşlarıma göre abi. R1 ile vur, vuruşları reversiyorsunuz. Boom. Güzel. İki yani L1 ve R1'e de aynı anda basarsanız da şeyleri reversiyorsunuz. Oh leg drop. Neyleri reversiyorsunuz? Güzel soru. Uh, Grapple'ları. Yakalama hareketlerini yani. Ve tabii ki de bu oyunda şöyle bir şey var. Bir normal grapple var bir de heavy grapple var. Normal grapperları maçın başında yapıyorsunuz böyle şey hareketler hani relax hareketler. Çok ağır olmayan hareketler. Dolayısıyla adamın reverseleme olasılığı daha az. Bu. Ondan sonra basılı tutarsanız yakalama tuşuna. Böyle o oh, bak beni daha yakalatamadım. Yakalayamadım bile yani. Hareket yapmayı bırakın. Evet bak bu arada adam ringin dışında böyle atabiliyor sizi. Hala 2010 yani 17'deyiz abi. 2016'da çıktı oyun. Hala öyle bir sistem yok. Neden bilmiyorum. Sürekli saçma sapan şeyler oluyor. Rengin içinde o kadar kötü değil de rengin dışında abi kaç yüz kere yaşamışımdır yani. Adamı rengin içine atmaya çalışıyorum. Adam sürekli şeye çarpıyor, köşeye çarpıyor. Reverse dedim bu arada bir şekilde. Neyse finisher gelince de iş kolay. Bıp. Yapmanız gereken şey çok basit. Birazdan yapacağım göreceksiniz zaten. Boom leg drop. Hem de metal diye. Böyle coşuyorsunuz. Sonra kaldıralım metal diye. Basıl tutuyorsunuz. Sonra tant tuşuna basıyorsunuz. Metal de, de kafaya. o mis diyor abi mis gibi. Ondan sonra bir köşeye de tırmanıp çılgınca bir hareket yapalım. Bu Moonsault stajiyle daha çılgınını bekleyemem açıkçası. Rope break mi? Kahretsin. Neyse ben de heavy grapple'larımı gösteririm zaten. İyi oldu. İyi oldu. Gel bakalım. Boom. bana Hadi. 1 2 <laughs> İlkinde gitti adam. Evet. Şimdi bu oyun kesinlikle güzel bir oyun. da. Şimdiki oyunları tercih eder miyim? Zor ya. Bazı yönlerden kesinlikle. Çünkü gerçekten çok güzel yönleri var bu oyunun. Ama genel olarak finisher sistemi falan yapay zeka ile alakalı birkaç şey yüzünden şimdiki oyunları daha çok tercih ederdim. Neyse. Ben maç yaptım. Yani bu oyunu oynamaktan çok anlatmak gibi oldu. Ee, konuşurken de güzel oynayamıyorum zaten. Dolayısıyla. Bakın evet. Easy. Şu an ben hiç zorlanmadım ama. Hani az önce söylediğimde konuştuğumda yalan konuşmuyordum. Hani beginner'dan başladım abi. Easy'ye geçeyim dedim. Oyun ağzımı yüzümü kırdı. Kaybettim yani. Alıştım ama şimdi büyük ihtimalle. E, bu videodan sonra şey yaparım. Biraz daha arttırmaya çalışırım zorluğu. Okey. Öncelikle tek kişilik maç niye yaptım? Bu bir Triple Threat Elimination maçı olacak. Ve ben izleyeceğim abi. Oyunu en zora aldım çünkü az önce. İzlemezsem ağzımı kırarlar. Nerede olsun? Bütün ihtimalle New arasında arası vardı işte gidemiyorum oraya şu an. Kahretsin. Neden? Neyse abi. Tuşlarla alakalı bir şey. Tuşlara uy... Ayarlama şeyimle alakalı bir şey. Royal Rumble'la yapsınlar anasını satayım. olmasın? Yani kurallar var da umurumda değil. Okey. İlk adamımız tabii ki de nerede? Ee, işte i̇şte burada. AJ Styles, Kenny Omega ve ondan sonra Finn Balor. Hadi yiyin bitirin birbirinizi abi. Girişler kapalı mı açık mı hatırlamıyorum ama açıkmış. Neyse girişlere de bir bakalım o zaman. Hey. <laughs> yani çok güzel şu olmalarını beklemiyordum zaten. Sırada Kenny var. En gir giriş kıyafeti var. Gözlüğü çok komik gözükse de abi. Yani bayağı eski bir oyundan bahsediyoruz buradan. O esila suçlayamayacağım. <laughs> Niye dörde bölünmüş abi? Şimdi fark ediyorum. Ayrıca Ay evet filmlerde çok hibretli girdi de gerçek hayatta da böyle girse hani Şikayet etmem açıkçası. Normal girişi 10 yıl sürüyor. En azından bu 2 dakikada bitti. Okey. Ejesi azar yaptı. Woohoo! Bir de yakalayıp DDT yapsaydı manyak bir başlangıç olurdu. Ama bu da iyiydi. Leg whip. Dragon screw leg whip. Hop back body drop. Of abi el baba yakalandı. Yani tek tek maçlarda aslında bu oyun çok güzel de. Triple threat de o kadar iyi olmayabilir. Neyse zaten sonda teke teke dönecek çünkü eliminasyona e, ıı, eliminasyon yaptığım için of rolling ya bu. Vansın abi gene her şey reverse o da reverse Ama evet yani oyun zamanına göre bayağı ilerisinde zaman Ne bilmiyorum. Büyük ihtimalle bu zamanlarda çok güzel Japon oyunları da çıkıyordur çünkü. Asıl güzel de ıı, gü güreş oyunları Japonya'da çıkıyor zaten abi. Yani çıkıyordu. Şimdilerde çıkmıyor. Yani PlayStation 2 zamanlarında o kadar fazla güreş oyunu var ki abi yani Japonların geçemiyorsun hani güreş oyunundan geçemiyorsun. Burada yok neredeyse. Yani PlayStation 3'te 4'te. Yani olduğunu sanmıyorum çünkü haberim olurdu diye düşünüyorum. Uf, AJ Styles öldürüyorlar. Gerçi bu bu oyun da galiba Japon oyunu zaten. Aki Japon firması olabilir hani şaşırmam. U ve Yakın zamanda onlarda bir röportaj yapılmış onlarla şey demişler hani şu an telefon oyunu yapıyor onlar ama birisi söylese birisi bize şans verse yine güreş oyunları yapardık demişler yani bence çok hoş olurdu bu oyun böyle güncel grafiklerle daha güzel animasyonlarla falan yani zaten böyle bir şey çıksa abi bütün youtuberlar hani güreş youtuberları hangi ülkeden olursa olsunlar oyunun reklamını yaparlardı bedavaya. Yani çünkü alternatif her zaman iyidir. Bakalım abi şu e, neydi? Fire Pro Wrestling çıkınca onda öğrenmeye çalışacağım. Oh Pele! <laughs> Fire Pro Wrestling çıkınca onu da öğrenmeye çalışacağım bir oynamayı falan. Oynamasam bile böyle şeyler yaparım. Hatta e, onda büyük ihtimalle daha fazla simülasyon yapacağım çünkü bunda birebir de güzel maçlar yapıyor yapay zeka da. O kadar yani. Arada bir güzel maç yapıyor birebirde. O kadar çoklu kişilerde en son baktığımda o kadar iyi değildi. Bu maçta son sadek gidebilir. Dolayısıyla hepimizi kurtaracağım, biraz zaman kazanalım. FPS'yi arttırıyorum. Biraz hızlanacak oyun yani. Ee, şey de daha iyi olacaktır. Ee, i̇şte çıkacak olan Fire Racing oyununda. Yani genelde maçlar daha iyi oluyor, daha mantıklı oluyor, daha zamanlı bitiyorlar falan maçlar bitiyor. Bilmiyorum bu maç biter mi? zaten dışarı çıktılar dışarıda tutuş olma yok ama bu yapay zekada sevdiğim bir şey de var abi ikka 17'yi bilirsiniz abi yani böyle triple threat maçı falan yaptığında adam içeri girmek istemez ya da özellikle feral 4 way'lerde bunda ben feral 4 way e, simülasyonu da yaptım sadece yapay zekayla adamlar gayet içeri giriyor film baları geberdi az önce hani e, dışarıda counter falan da yok ama içeri giriyor adamlar yani ve bunu yapmamaları beni yeni oyunlarda deli ediyor abi ya gerçekten sinirden deliriyorum öyle bir şey olunca. Neden öyle bir saçmalık var çözülebilmiş değilim. Büyük ihtimalle ama abi yavaş yavaş böyle büyük problemleri çözüyorlardı. 2 15te adamlar Neville gibi adamlar finisherlarını yapamıyordu. 2 k onu çözdüler. 2 k ne çözdüler abi? Aha şeyi çözdüler. Finisher olayını falan hani yapay zeka saçma salak zamanlardan sonra ee, tuş ediyordu. Onu çözdüler. Artık 2K17'de de şu çoklu kişili maçları çözerler diye umuyorum. Double suplex geldi film alır bak Omega'dan. Evet. biliyorsun biliyorsunuz en yeni lider Kenny Mega. Ondan sonra AJ Styles ve ilk kurucusu zaten Finn Balor, Prince David. Yani bu böyle gidecek galiba. Ha. Neyse bu daha çok zaten tanıtım videosuydu. Bu böyle giderken ben bu videoyu bitireyim çünkü gerçekten e, simüle edeceksen birebir maç simüle ederim. Bunu yaparsam hani bunu izlemeye devam edersek e, yaşlanıp gebereceğiz abi. Ayrıca bu oyun açıkça söylemek gerekirse genel olarak e, izlemesi e, oynaması kadar eğlenceli oluyor genelde. Bu oyunu oynaması daha eğlenceli var ya özellikle zorluk arttırdıkça falan. Daha eğlenceli olduğunu söyleyebilirim Ooo Finn gitti Ama neyse yavaş yavaş çıkışı yapıyordum ben de Kenny Omega vs AJ Kalk vay anasını Kenny Omega Outside Dive yaptı Yani görüyor musunuz abi Söylesenize bana yani ilk Eğer ne bileyim hani J Little yapıyor da Çünkü o OMG moment Normal kendi başına yapar mı abi ya 98'e çıkmış bir oyundan bahsediyoruz Yani Saçmalık abi kaç yıl oldu nasıl yapamıyorlar bunu ya Ha bu arada 2 k şunu da fark ettim. Yapay zeka biraz hani o ipleri daha çok kullanıyor yani. Springboard falan daha çok yapıyor ama. Herkes aynı hareketi yapıyor abi. Zaten Carol Racing'de şey yapıyorlar ya. Springboard yapıyorlar böyle. Herkes aynı hareketi yapıyor. Carol Racing Special koydum zaten onun ismini. Yani. Evet ya. Yine <laughs> yani diğer oyundan konuşum. Abi her sene böyle oluyor. Hep sürekli bir sonraki oyundan konuşuyor falan. Yani seneye ki yapmaları gereken tek şey aslında yapay zekayı daha güzel yapmak ve ee, <laughs> oynayacak bir şey koymak abi oyuna yani oynanabilecek bir şey koymak zaman harcayabilecek bir şey koymak yani çünkü oynanışı ne kadar değiştireceklerini bilmiyorum sanmıyorum da yine ee, bu sene olduğu gibi backstage brawl tipinde bir şeyler yaparlar hadi bakalım yeter bu kadar bu sene bizim için e, büyük ihtimalle zaten şu an hani adamların kıçından ter akıyordur ya böyle. Herkesi nasıl şey yapacağız diye. Kadroya sokacağız oyun çıkmadan falan diye yaratacağız diye. Büyük ihtimalle bir sürü insan koyacaklar ve hala bir sürü insan kalacak ve onları da DLC olarak göreceğiz. Yani. Büyük ihtimalle yani özellikle şu NXT'deki çoğu kişi DLC olacaktır. Main roster'dakileri yapmak zorundalar zaten. 205'dakileri yaparlar mı bilmiyorum herhalde yaparlar geri kalanlar DLC'si yani. yani. Harbiden 205 pack diye bir şey görebilirim. NXT pack 205 life pack. Future stars pack <laughs> ne bileyim. Cruiser race pack uh, pack falan yani. Oh ne kadar çok DLC yaparlarsa o kadar kar onlar için. Umarım yapmazlar abi. Çünkü 30 lira falan abi ya pahalı. Hani ucuz DLC'si de değil. Aman her neyse. Evet izleyenleri teşekkür ederim arkadaşlar. Yani bir araştırın bakalım ilginizi çektiyse ee, Şey videosunu yapmayacağım Kazanan Kenny Omega Ne güzel ee, Şey videosunu yapmayacağım anlatım videosunu Şimdilik yapmayı düşünmüyorum <laughs> Kenny'i coştu abi Çünkü çok zor Bu yüzden de en başta pişman olacağım dedim ya abi Bunu söyleyeyim halde herkes soracak Hayatımın sonuna kadar Kerem abi e, WWF No Mercy Showdown 64'ü nasıl yükledin Anlatsana falan filan Hayatımın sonuna kadar soracak bunu bana. <laughs> Belki canım isterse bir gün yaparım ama o gün kesinlikle bugün değil. İzlediğiniz için teşekkür arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bu oyunun son görüşümüz değil. Bir ya da iki tane daha video yaparım diye tahmin ediyorum. Onunla birlikte söyleyeceklerim bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.